CNN Türk ekibinden de Emrah Çakmak, Engin Özbek depremzedeler için oluşturulan sosyal marketteler. Orada acaba işleyiş nasıl? Nasıl bir organizasyon var? Bir ona bakalım. Evet Semiha, senin de dediğin gibi özellikle afetin ilk günden itibaren bulunduğumuz alanlara bu noktaya sosyal yardımlar gelmeye devam ediyor ve bunun için de düzen, tertibat oldukça önemli. 3 tane bulunduğumuz alanda Nuğdar'da pazar yerinde sosyal marketler kuruldu. Arkamdaki biri hemen yanında var ve diğeri var. İlki gıda sosyal marketi, ikincisi çocuk ve kadın giysi için alan oluşturuldu ve diğeri ise erkek giyim alanından oluşuyor. Şöyle ben kapıyı açayım ve kameraman arkadaşım Engin Özbek'le birlikte bu sosyal marketin içerisine girelim. Burası gıda ürünlerinin olduğu bir market. Burayı sizlere gösterelim. Bakın, ilk anlamda burada soba için kullanılması gereken borular var ve bu borular da burada yer alıyor. Hemen buraya raflar oluşturulmuş. Bu rafların içerisinde yağ görebiliyoruz. Yine makarnaları görebiliyoruz. Burada tüm gıda, kuru gıda raflara dizilmiş ve teker teker burada düzen halinde yerleştirilmiş. Tabii nasıl bir burada alışveriş gerçekleşiyor onu da sizlere aktarayım ben Engin detaylı gösterirken. Özellikle sosyal yardım personelleri çadırları, çadır kentleri, konteynerleri, prefabrik evleri teker teker geziyorlar. Afetzedelere bir fiş veriliyor. Bu fişle birlikte buraya günün periyodik aralıklarında gelmeleri sağlanıyor ve o fişlerle alışverişlerini yapıyorlar. Bakın şu anda ortada kışın burada kullanılacak özellikle ısınmak için de sobaların bu alana yerleştirildiğini görüyoruz. Şöyle biraz daha hızlı ilerleyelim. Bakın burada da kuru gıda var. Makarnaları görüyoruz ve çocuklar için içmeleri için sütleri görebiliyoruz. Buradaysa daha farklı temel gıda maddelerinin teker teker yer aldığını söyleyelim. Nurdağ ciddi oranda depremden etkilendi ve hızlıca bulunduğumuz bu alanda 40 bin üzerinde afetzede farklı alanlarda kalıyorlar, barınıyorlar. Dolayısıyla besin oldukça önemli. Güçlü kalmaları için besin kaynaklarından sürekli faydalanmaları gerekiyor. Bakın buradaysa minderler var. Çadırların içerisinde olmazsa olmaz bunların üzerlerinde oturuyorlar ve vakitlerini geçirmiş oluyorlar. Sosyal marketin ilkinin içerisinden çıkalım. Bakın hemen aldığı fiş aracı vatandaşımız ve bunu alacak ve çadırına götürecek. İçerisinde birçok besin maddesi var. Onların hepsi fiş aracılığıyla verildi. Engin şöyle yavaş yavaş gelelim. Bir diğerine doğru adım adım gidelim ve onu gösterelim. Ortadaysa giyim için sosyal market oluşturulmuş ve burası kadın ve çocukların rahatlıkla alabilecekleri kıyafetleri, kazak, mont ne istiyorlarsa onları ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Şöyle kapıyı ben açayım Engin. İçeriye girelim. Bakın burada alışverişlerini yapıyorlar. Burada da raflar var. Tam bir mağaza düzeni alınmış durumda ve bu mağaza düzeninde teker teker bedenlerine göre istedikleri kıyafetleri alabiliyorlar. Bakın burada kadınlar için yine kışın sıcak tutacak ürünler, kıyafetler var. Çocuklar için var. Şöyle adım adım ilerleyelim. Bebekler için burada elbiseleri görebiliyoruz. Bakın onlar da burada gelip aileleriyle birlikte kendilerine uygun ne varsa alabiliyorlar. Tabii bunların hepsinin tamamen ücretsiz olduğunu söyleyelim ve özellikle de şunu belirtiyorlar. Gelip konuştuğumuzda yardımların adaletli, eşit bir şekilde dağıtılması oldukça önemli. Dolayısıyla teker teker gidiyoruz, kapılarını çalıyoruz ve o kapılarda onlara bir fiş veriyoruz. O fiş aracılığıyla da kendilerine yardımcı oluyoruz. Evet, o yavrucağımızı da gördük ve buradan da ilerleyelim. Bakın sol tarafta pantolonlar, kıyafetler, kazaklar, montlar, her türlü ihtiyaç var. Onlar da buradan bunları alabiliyorlar ve bu şekilde çadırlarına gidiyorlar. Hemen dışarıya doğru çıkalım Engin. Bir de o düzeni göstermiş olalım ve bu şu anda çadırlardaki alışverişin devam ettiğini, pardon şöyle bir müsaade isteyebilir miyiz? Bakın bu şekilde bir sıra düzeni var. Ellerinde fişleri var. O fiş aracılığıyla sosyal marketten istedikleri, ihtiyaçları oldukları ürünleri buradan rahatlıkla alabiliyorlar. Düzen oldukça önemli. Dolayısıyla düzen içerisinde bu yardımların dağıtılması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla yine Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve diğer sivil toplum kuruluşları özellikle depremin ilk anından itibaren 81
il, özellikle 70 il bu 10 ile yardım göndermişti. Bu yardımların dağıtılması için de belirli depolar belirlenmişti. O depolar aracılığıyla devam ediyordu yardımlar. Daha sonra da bu şekilde kentin belirli noktalarına, özellikle Nurdağ'da pazar yeri mevkiine 3 tane sosyal marketler kuruldu. Bu marketlerden gıda ve giyim ücretsiz olarak alınabiliyor ki biz aşağıda hemen yine kriz merkezinin önünde de büfeler görmeye başladık. Şunu söyleyebiliriz Semiha, adım adım ne ihtiyaç varsa hepsi not ediliyor, kriz merkezinden yönetiliyor ve bulunduğumuz alanda bunların temini gerçekleştiriliyor.